arasındayız. Aa. Büyük baba, havalandırmayı biraz açamaz mısın? Açamam çünkü şu anda üst seviyede. İlk benzin istasyonunda duracağız. O zaman kadar buraya peynir gibi oluruz. Yeter, serinlemek için küçük olma zamanı. Buharlaşma döngüsünü yeniden ayarlayalım. Artırma başlığını büyüt ve bu yoğuşturucu halkaları yeniden sırala. Ne yaptığını bildiğine emin misin ben? Bir saniye daha ver. Burası bu hiç de iyi olmadı. Galiba bu planladığım gibi gitmedi. Çölün ortasında bunun ne işi var? Büyük baba, buna bakabilir miyiz lütfen? Elbette ama sakın terlemeyin. Affedersiniz, kendimi tutamadım. Dev oyuncak askerler mi, ölüm vadisinde mi? Buraya şu temalı eğlence parklarından biri gelmiş olmalı. Herhalde toplanıp gittiler ve bunu unuttular. Soğuk havayı hissettiniz mi? Bütün bunlar da ne? Bu olabilir mi? Sonunda geldi mi? Gemisi. Şimdi onun dileğinde bir sır ve güç gizli. Artık o süper güçlü sıradan biri değil. O Benten. Artık onu gördüğünüzde sürpriz bekleyin. Birdenbire uzaylıya dönecek o bilin. Zayıf tuhaf hızlı ve güçlü her kalıba girer. O Benten. Bütün gücüne dava elinde. Kötülüğün düşmanı evrenine. Hiç durmaz hesaplar kesilmedikçe. Bütün bunları yapabilen kimsizce. O Benten. Muhaller. Kar yapma makinelerini nerede saklıyorlar? Sizi uyarıyorum. Eski bir profesyonele sataşıyorsunuz. Kabul etmeliyiz. Şehri dışarıdan görmemizi engellemek için bazı süslü efektler kullanıyorlar. Aa, bütün şehir klimalı olmalı. Yoksa bunlar... Geceler mi? Evet, sanırım. Acaba rengi iplerini nerede tutuyorlar? Aa, işte burada. Biliyor musunuz? Burada olunca fark ettim ki üçümüz Noel'i hiç birlikte geçirmedik çocuklar. Öyle değil mi? Ha, haklısın. Ailelerimiz yılın o döneminde çok yoğun oluyorlar. Yani Noel partileri, düşene kadar alışveriş yapmak, tatiller filan. Evet, belki bu yıllarda değişir. Böylece güzel, dinlendirici bir tatili birlikte geçirebiliriz. Evet. Şimdi ben kızağa gidiyorum. Ben paten kayacağım. Benim için çoktan geçti. Evet!
Gülüşü tam olarak aynı değil ve görünüşe bakılırsa tıraş olmaya karar vermiş. Ama öyle görünüyor ki üzerine tam olarak oturacak. Bizimle gelmelisin. Üzgünüm, etrafta kimseyi göremedim. Kakao'nun ücretini kime ödeyebilirim? Ben Şıngırtı Bey'im. Tatil kentimize hoş geldiniz. Sonunda tanışma fırsatını bulduğumuz için çok mutluyum. Burası çok güzel bir yer. Çok teşekkür ederiz. Onayınızı alamayacağız diye çok endişeleniyordum. Benim onayımı mı? Elbette Noel Baba. Size Noel Baba dememin sakıncası var mı? Galiba beni bir başkasıyla karıştırdınız. Buralarda klima tamir edebilecek birini biliyor musunuz acaba? Gerçekten yola devam etmemiz gerekiyor. Aman tanrım, bu olamaz. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Sen buraya aitsin. Tatil kentini sadece senin için yarattım. Evet, bu daha iyi. Büyük babayı gerçekten bulmamız gerekiyor. Neden? Noel de bizimle olmamaya alışkın. Eminim eğleniyordur. Kumanda kolu için özür dilerim ama yapmanız gereken başka görevlerin olduğunu düşündüm ve önce bana karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeni sağlamam gerekti. Şimdi sana atölyeni tanıtabilir miyim Noel Baba? Noel Baba değilim dedim. Lütfen dikkat cücelerim. Size müthiş bir sürprizim var. Oyuncaklarım mükemmel olur olmaz teslim edeceğim bol bol hediye olacak. O zamana kadar sadece otur ve dinlen. Az kalsın unutuyordum. O sevimli çocukları da yanında getirdiğin için çok teşekkür ederim. Daha fazla cüce her zaman işime yarar. Tabanları ne? Koşun demek olmalı. Çok tuhaf. Tahta ninjalar. Bu tahta ninjaların yanmasının zamanı geldi. Ateş topu alıyorum. Lütfen! Lanet! Hangi buz üstünü hiç ıslanmamıştım? Gerçekten mi Tanrım, beni kandırabilirdin? Çok bir kar topu gösterisi düşünüyordum. Bunu sana söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama iyi fikir. Bu gerçekten dahiyaneydi. Dahiyane mi? Tabanları yağla mı? Ahbap sen nece konuşuyorsun? Ahbap mı? Burada mı çalışıyorsun? Evet. Ve eğer şimdi gitmezseniz köyün laneti altına gireceksiniz ve siz de bizden biri olacaksınız. Ben? Cüce mi? Ya tabii. Ben? Kulaklarına bakmak isteyebilirsin. Sanırım ben yalnız değilim. Ben cüce filan olamam. Sivri
kulaklar hiç moda olmayacak. Büyük babamı alıp gitmeliyiz. Bu mümkün olmayabilir. Çünkü Şıngırtı Bey'in elinde. Büyük babanızın Noel Baba olduğuna inanıyor. Neden bu kadar mutsuz göründüğünü biliyorum. Gülecek hiçbir şeyin yoktu. İşte, hadi bunu değiştirelim. Dur. Hayır. Hayır, yapma. Hayır, hayır. Şimdi ne oldu? Zamanımız bitiyor. Hemen gitmezseniz sonsuza kadar burada kalacaksınız. Büyük baba olmadan olmaz. Birkaç gün önce. Hangi yılda? 1932 elbette. Beni izleyin. Şıngırtı Bey'in şıngırtı makinesini yok etmelisiniz. Buradaki her şeyi büyüleyici yapan o. Ama atölyesinin girişinde korumalar var. İçeri girmeniz mümkün değil. Aa, öyle mi? Unutma. Sen bir renge iyisin. Aa, o Avrupa'dan. Fabrika birkaç kat aşağıda. Bak bak. Öyle görünüyor ki yeni cücelerimiz çok sabırsızmış. Ve sen iyi cüce, kendilerini düşünen cücelerime nasıl kızdığımı biliyor musun? Tatil kentindeki paralamızı çok iyi biliyorsunuz. Mutlu cüce, çalışan cüce. Büyük baba. Onu kontrol ediyor olmalı. Büyük babamı geri istiyorum. Keşke yapabilseydim. Ama Noel Baba gibi özel bir hediyeyi geri vermek hiç kibarcı olmazdı. Şimdi onları montaj hattına koyun bakalım. Mükemmel olmazsa nasıl Noel Baba bunu teslim edecek? Oyuncakların mükemmel olmalı. Noel'de her şey mükemmel olmalı. Mükemmel, mükemmel. İşte bu şıngırtı makinesi. Zaman azalıyor. Dikkati dağıtmamız gerekiyor. Noel'de tek istediğim dört büyük kol.
Durdurun onu. Topların nasıl olduğunu işaret ediyor. Şimdi güç kaynağını kapatıyorum. Noel babanın hala iyi olduğunu cücelere haber vermeliyim. Onlara el salla. İyi iş başardım ben. Ya çalışmıyor mu? Buraya gel. Makineyi yok ettiysek neden hala cüceyiz? Neden eski halimize dönmedik? Çünkü artık hiç kimse Noel'in neşesini yaşayamayacak. Hepiniz bana yeni oyuncaklar yapacaksınız. Daha mükemmel oyuncaklar. Onlar olmadan Noel baba ne yapar? Noel'de önemli olan mükemmel oyuncağı vermek değildir. Verdiğimiz duygu önemlidir. Doğru değil mi çocuklar? Evet. Ama eminim bana bir sumo dövüşçüsü vermek sana kendini iyi hissettirecektir. Ha Noel baba? Şapşal kuzenim demek istiyor ki Noel'de önemli olan birlikte olmaktır. Şıngırtı Bey, bunca Noel ailelerinden ayrı bıraktığınız şu çocuklara bakın. Evlerine gitmeleri gerek. Evet, bu oyuncakları ne kadar dağıtmak istesem de makinem bozulduğu için rengeyiklerin artık uçamıyor. Pullu, kokuşu kuzaylı varken kırmızı burunlu rengeyine kimin ihtiyacı var? Dünyanın neresine gitmek istiyorsanız sadece bunu ayarlayın. Demek hepsini bir gecede böyle dağıtıyor. Hadi, hadi. Gitmemiz gerek. Hadi. Tatil kenti normalin çok ötesinde genç adam. Burası çok özel bir yer. Biliyor musun? Ben 1932'den beri buraya her yıl geliyorum. Büyük baba Yücüce, kakao çeşmesine gidebilir miyiz? Tabanları yağla. Hemen oraya geliyorum. Yücüce mi? Tabanları yağla mı? Eğer laneti bozduysak Yücüce başından beri hiç burada kapatılmamış olmalı. Peki ya Şıngırtı Bey?
Cevabım bu olabilir. Tatil kenti. Kurucu Şıngırtı Bey. 1928. Ne verdiğimiz önemli değil. Verilen duygu önemlidir. Acaba bu neden tanıdık geliyor? Hey büyük baba. Hani biz Noel'i hiç birlikte kutlamamıştık ya. Evet ben. Şimdi yaptığımız çok hoş. Ben haklı. Ama hoş yanlış kelime olabilir. Kliması değil, kızakta kaymak gerçekten güzel.